Betüş! Betüş! Aa! Betüş! Uyanmıyor Taci. Dur bir de ben sesleneyim. Betüş! Betüş! Hay Allah, uyanmıyor. En iyisi gidip ben uyandırayım. Hadi de al hayatım, beraber gidelim. Oldu o zaman. Hadi gel. Betüş! 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 Bak kızım, biz geldik. Aa, anne! Ne işin var sabah sabah yatak odamızda? Baba! Sana çok önemli bir haberimiz var. Söylemek için senin uyanmanı bekleyemedik. Hadi kalk şatoya gel. Sana Perihan'a ve Eda'yı orada açıklayacağız. Topar çağırdılar buraya. Oturduk havada bekliyoruz. Ben de bilmiyorum. Annem böyle istedi. Bildiğim tek şey sabaha kadar annemin odasında oturup konuşmuşlar. Annemle babam. Ya annemle babam sabaha kadar sohbet etmişler. Sabaha karşı beni uyandırdılar. Kalk hepiniz bir açıklama yapacağız dediler. Ben de merak ediyorum. Allah Allah. Annemle babam. Dünyanın sonu geldi herhalde. Meraktan çatlayacağım ayol. Neler oluyor kızlar? Annemle babam da geldiler. Şimdi öğreniriz. Hazır mısınız? Hazırız. Hayatım sen mi anlatırsın, ben başlayayım mı? İstersen sen anlat Taci'cim. Hayatım mı? Taci'cim mi? Dünya tersine mi döndü ne? Aranızda konuşmayı kesin. Söylüyoruz işte. Efendim biz Dudu'yla konuştuk, anlaştık ve... Hoş geldiniz Umur. Hoş bulduk. Sadık hazır mı? Hemen çıkmamız lazım. Daha kalkmadı ama. Kalktım kalktım patron. Saati duymamışım. Betüş de uyanınca bana seslenmemiş, kendi kendime uyandım. Hadi acele et, toplantıya geç kalıyoruz. Tamam, önce Betüş'ten bir iyi şanslar öpücü alayım da. Betüş! Betüş Hanım çıktı Sadık Bey. Çıktı mı? Annesine kadar gitti. Allah Allah, sabah sabah. Evet, Duda Hanım onunla bir şey konuşacakmış ama acil bir şey yok dedi. Aa, ana kız dertleşecekler. Önemli bir şey olsaydı bana söylerdi zaten. Bak bir dakika. Heh. Sadık, biliyorsun hayatımda başka biri var diye beni terk etti. Bu kesin onunla ilgili. Kimmiş bu adam, öğrenmek istiyorum Sadık. Umur Bey, kayınvalidem sinirinden öyle demiştir size. Sen bu işin aslını öğreneceksin, tamam mı? Tamam, peki. Hadi. Peki, nasıl isterseniz ben çıkıyorum. Şey, hadi hoşça kal, çocukları benim için öp, tamam mı? Baş üstüne Sadık Allah, Bey. Allah, dur dur, çantam, çantam. Hadi. Ben sana alıştıra alıştıra söyleyelim dedim. Biri değil, ikisi değil, üçü birden bayıldı, bak. Kolonya döküp durma başlarına canım. Sen perisin Dudu. Yap bir sihir, kendilerine geliversinler. Doğru, haklısın. Ay ben de kafamı kaldı. Ne yapıyorum ben? İyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz. Anne. Ay, anne ben rüya mı gördüm yoksa babamla sen yani siz... Ay yoksa ben de mi aynı rüyayı gördüm? Rüya değil efendim, gerçek. Ay kulaklarıma inanamıyorum. Nasıl oldu bu? Nereden çıktı? Dün gece sapiş gittikten sonra sabaha kadar Dudu ile oturup konuştuk. Birbirimizi hala kıskandığımızı fark ettik. Ah canım. Demek sonunda birbirinizi hala sevdiğinizi anladınız. Bilemiyorum. Taci bir şans daha tanımamı istedi. Hazır Umur'dan da ayrılmışken kaybedecek bir şeyim yok diye düşündüm. Anneciğim bu harika. Afiyet olsun. Pardon, biraz daha kahve alabilir miyim? Tabii. Bu sizinki değil mi? Evet. Aç. Kolay gelsin Suzan'cığım. Ah Betüş, hoş geldin canım. Oh. Bakıyorum da artık buraya bayağı alıştın ha. Var ya, Allah senden razı olsun Betüş. Sayende kendimi o kadar sosyal biri gibi hissediyorum ki. Ben de seninle çalışmaktan çok mutluyum. Ay sen olmasaydın ben bugün kafeyi kime emanet edip anneme gidebilirdim ki? Aa sahi, Dudu Hanım nasıl? Kötü bir şey yok değil mi? İyi iyi. Gayet iyi. Hmm. Biraz konuşmak istemiş o kadar.
Ne o? Yoksa hayırlı haberler mi var? Ay merak ettim, söylesene Betüş. Öyle de sayılabilir. Ama bu pek söylenebilecek bir şey değil. Hmm. Özür dilerim. Ma ne özür canım? Her şeyi de bilmem şart değil ya. Boş ver. Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle. Hayat renkli güzel.